Yanlış beslenme, miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü tetikler. Yanlış Evet. beslenme. Nedir mesela yanlış beslenme? Peynir yemek. Peynir çok yiyoruz, çok tüketiyoruz. Peynir demek yağ demek. Yağ asidine dönüşür. Yağ asidi aside dönüşür. Asit, vücudumuzdaki asit oranı yükselirse bunu bünyemiz nötrleştirmek zorunda. Neyle nötrleştirecek? Asidi kandaki kalsiyumla bağlar. Nötr bir madde, cüruf, artık bir madde depolar hemen. Oraya buraya bağ dokuları. Bir insanın bünyesinin vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Yani 70 kilo ağırlığında bir kişinin 12 kilo bağ dokusu var. Bağ dokusu nedir? Gözümüzü tutan dokuya bağ dokusu denir. Burnumuzu, ağzımızı, midemizi. Bütün organları tutan ve organlara besleyici madde akışını sağlayan, organlardaki artık maddeyi toplayan dokuya bağ dokusu denir. Bağ dokusu olmasa gözünüz pat düştü. Topla geri koydu. Burnun düştü, burnun yerine koydu. Ağzın düştü vesaire vesaire. Bütün organları tutan dokuya bağ dokusu denir. Asit oranı yükselirse organlara böyle artık madde depolanır. Bu da zamanla miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü oluşur. Genellikle miyom, kist, nodül, yağ bezi kolesterolü olanlarda olur. Neden kolesterol olanlarda? Çünkü bağırsaklardan toksik madde geliyorsa karaciğer bunu aratmaya çalışır. Neyle aratacak? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Sürekli bu vitaminleri harcadığı için karaciğer vitamin oranı azalır. Kötü kolesterol yükselir. Bu da zamanla vücudun zayıf noktalarına depolanır. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör oluşur. Bize bir hanımefendi, iki hanımefendi geldi. Birinde iki tane miyom, diğerinde bir tane miyom. Halime Hanım da iki tane miyom, birisi 6 santim, birisi 4 santim büyüklüğünde, diğerinde de 5 santim bir tane. Ne yapılabilir? Dedim ki çok özel bir formülümüz var. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal içeren çok özel bir iksir. Kullanın bakalım ne olacak. Burada hayıt da tabii çok önemli. Zerdeçal da çok önemli. Zerdeçal, hayıt. Şimdi bunları kullandılar. Halime isimli hanımefendi aradı. Dedi ki ya gitmiş muayene olmuş 6 hafta sonra. Ben de bayağı küçülmüş dedi. Yarı yarıya küçülmüş. %50 erimiş. Diğer bayan dedi ki bende bir gelişme yok. Bakalım sabredin, sabredin. 3 ay sonra geldiler tekrar. İki tane miyom olan bayan tamamen erimiş. Diğerinde hiç erime olmamış. Nasıl kullandınız dedim. Halime isimli bayan dedi ki günde 3 defa 2 çorba kaşığı yerine yavaş yavaş artırmış yarım fincan, yarım çay bardağına kadar. Diğeri ise azaltmış. İki çorba kaşığından bir çorba kaşığına düşürmüş. Dedim ki sizinki bir yıldan fazla süre devam edin. Yani dozaj önemli burada. Miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritici nedir? Limon suyu, sirke, sarımsak, zerdeçal. Klinik araştırmalarla mesela zerdeçalın her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü erittiği birçok ilim adamı tarafından belgelenmiştir. Zerdeçalın birleşimindeki etken maddeler her türlü kisti, miyomu, nodülü, yağ bezi, tümörü eritir. Evet. Yavaş yavaş. Bununla ilgili çalışmalar var. Şimdi bayanlar için çok özel bir her türlü miyom, kist, nodül erimesinde etkili bir bitki. En çok Şu, görünen de mesela çikolata kisti deniyor bayanlarda. evet. Şu gördüğünüz hayıtın çiçeği, bu da hayıt tohumu. Bu hayıtın tohumu, şu da çiçek hali. Çiçek açtığı zaman bu şekildedir. Tohuma döndüğünde böyle karabiber gibi tohumları var. Birçok ilim adamı hayıtla klinik araştırmalar yapmışlardır. Hormon anormallikler de miyomu kisti tetikler. Sadece peynir değil, peynir de tetikler. Tabii vücut kendi Asidoz kendine de nedeniyle. yapabiliyor bunları. Fazla kolesterol da tetikler. Kötü kolesterol da tetikler. Hormon anormallikleri de miyomu kisti tetikler.